Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve l'akibatu lilmuttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hal yastaviyan. Bu ikisi barabar olur mu? Deb nomlanadigan dersimizni. Bugün 24-si. Bugünkü mavzuyumuz. Yaxshilikka buyurish, yomonlikdan qaytarish. Xato qilish. Xatoga yo'l qo'yish. Gunoh qilishlik. İnsanın tabiatında bor narsa. Xohlaydi edimi inson, xohlamaydi mi? Qasddan mı, beqasd mı? Undan günah albatta sodir bo'ladi. Mana şu günah undan sodir bo'lgan paytda atrofdagi odamlar 3 qismga bo'linadi. Birincisi onu yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytaradi. İkinci toifa yomonlikka buyuradi. Yaxshilik yo'lini to'sadi. Üçüncü toifa var. Ular birincisiga ham, ikincisiga ham qo'shildi. Yaxshilikka buyurib edi ham, yomonlikka ham buyurib edi. Hech narsa bilan ishi yo'q. Beparvo odamlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam odamlar jamiyatini bir kemaga o'xshatdilar. Nu'man ibn Bashir roziyallohu anhu'dan keltirilgan hadisda u zot aytadilar: "Masalul qoimi ala hududillahi wal waqi fiha kamasali qaumin istahamu ala safinati." Allohning man qilgan narsalaridan saqlanuvchi va uni tortinmay qiluvchilarning misoli xuddi bir jamoaga o'xshaydi. Ular kemani minishda qur'a tashlashdi. Ba'zilarining hissasi tepaga tushdi, ya'ni ba'zilarining hissasi tepada o'tirish bo'ldi. Ba'zilarga past qismi tushadi. Peshana kimga qayer tegdi? Past qismdagilar suv olishlik uchun tepaga chiqib, yana suv olib pastga tushishadi. Ular bir-biriga aytishdiki, "Hada pastdan tepaga chiqib, tepadagi birodarlarimizni ham bezovta qilmasdan şu kemani taydan teşhir olmayız mı? Yanımızda su durupta. Şunda avara geçirdik hazır abu oladı işte. Peygamberimiz dediler, eğer tepedekiler, pastekilerini kılgen işini, öz halıya taşlar, haklıya narsasını, şunda içe taşlar koyuşadı yan bosa, barçaları halak buluşadı. Eğer onların bu fikirlerden toktaçsa, özleri hem, kolgenleri hem nacat topuşadı. Yani amru maruf nahi münkerge bundan güzel, bundan çıralıra misal topamayız. Hammamiz bitta kelmadamiz. Agar bu mana shu siz bilan bizning jamiyatimiz fasodga tushsa, odamlar munkarga beriladigan bo'lsa, fisq fujur yoyiladigan bo'lsa, solih insonlar faqatgina masjidga kirib olib, faqat o'zlari bilan o'zlari bo'lib, ularni qaytarmaydigan bo'lsa, bu jamiyatga balo keladi, yoppasiga ho'li quruq teng ketaveradi. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna anil munkar. Mu'min va mu'minalar bir-birlariga do'stdirlar. Ular yaxshilikka buyuradilar, yomonlikdan to'xtatadilar. Siz bilan bizning mu'minligimizning alomati munkarni ko'rganda to'xtatishligimiz. Ma'ruf ishga odamlarni buyurishligimiz. Agar shu sifat bizda bo'lmasa, bizning iymonimiz nuqsonli bo'ladi. Menga nima deysiz, o'lib ketmaydimi deysiz? Bir marta tilingiz bilan ham aytib qo'ymaysiz. Sizning mu'minligingizning nuqsoni borligidan. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Endi munofiq erkaklar va munofiq ayollar bir-birlaridandir. Ya'ni bir-biriga shular do'st. Ular yomonlikka buyurishadi, yaxshilikdan to'xtatishadi. Biz birodarlar musulmon jamiyat haqida gapiryapmiz. Biz kofirlarning jamiyatini qo'ying. Musulmonlarning ichidagi holatni aytyapmiz. Munofiqlar ham musulmonlarning ichida yuradi. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarda, saflarda birinchi qatorda turishi mumkin. Ammo ana shu namozxon bo'yaga biz aytayotgan munofiq deyotgan odam. Ko'chada birorta bir ma'ruf ishni ko'rsa, shuni to'xtatishga urinadi. Munkar fahsh ish bo'lsa, bildirmasdan shuni rivojlanishiga hissa qo'shadi. Kimdir qo'lidagi telefon bilan fahshni tarqatadi. Kimdir gazetada, kimdir telefonda, kimdir radioda. Va yaqbiduna aydiyahum Nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Ana shu munofiqlar Alloh yo'lida infoq ihson qilishdan qo'llarini tiyadilar. Ihson qilmaslikka buyuradi odamlarni. Ular Allohni unutishgach, Alloh ham ularni unutdi. Albatta munofiqlar haqiqiy fosiq kishilardir. Agar birodarlar jamiyatda yaxshilikka buyuradigan, yomonlikdan qaytaradigan odamlar ko'paysa, solih yaxshi insonlar yengadi. Va bu jamiyat taraqqiyotga ustadi. Gerçi içinde munofiqlari bo'lsa ham. Ammo aksincha, agar fosiqlar, fojirlar
münkerge büyüradıganlar, galip geradıgan bosa. Gerçi bu cemiyette salih insanlar bor bosa, bu cemiyet üstüge fasat yayladı, Allah Teala'nın sınavları, balaları kirledi. Sahih Buhari de keltirledi, Zeynep binti Cahş anamızdan, razıyallahu anh'a, bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Zeynep anamızın huzur gekirdiler de, korkan halları da, havatır gekirip, La ilahe illallah, La ilahe illallah, yakınlaşıp kalken yamanlıktan Arablarının haliye vayb olsun. Bugün Ya'cuc ve Ma'cuc toğanıdan şunçası açıldı deyip, baş barmağı ve kürsatçı barmağını birleştirdiler. Mana şunça açıldı dediler. Şunda Zeynep anamıza ettiler, Ya Resulullah, İçimizde salih adamlar bulup dursayam, halak bula uğramız mı? Yakşı adamlar içimizde bulsayam, musibet kele uğradı mı? Ha dediler Resulullah, eğer napakili köpeyse, günah mansiyet köpeyse, yakşılar hem kat hareketi uğradı, kıyamette niyeti gereşe tırılışadı. Yer yutadı bırak şehirlerini. Yer titrep, tamlar bas buladı bütün kvartallarda. Su basadı. Şamal kralını keltirip aradı bir halklarda. Şunda ulanın içinde yalnız salih adamlar var diyor. Ular nima bo'ladi desa, ularam hamma qatoriga to'radi. Lekin qiyomatda niyati yarasha tiriladi. Bilingki şu salih adamlar, adamlarda amr-i ma'ruf qilishda suskashlik qilganki, fisq fujur yoyilib ketgan. To'g'rimi? Endi shularning ichida yashagandan keyin ularga kelgan narsa bularga albatta boshiga tushadi. Bir kishi aytadi, Sufyan Savri rahimahullah. Sufyan Savri bilan bozorga chiqdim. Bozordan kirib chiqib ketgunimizcha tili to'xtamadi. Odamlarni amr-i ma'ruf nahy munkar qilardi. Yaxshilikka buyurib yomonlikdan qaytarar edi. Bozorga tushdi, ishi shu edi ularni. Sufyan Savri bir kuni hajga bordi, Minoda turar ekan. Ana shu davrdagi xalifa ham hajga kelganligidan xabar topdi. Yana xabar topdiki, bu xalifa o'zi bilan juda katta miqdorda pul olib kelib isrof qilyapti ekan. Unga nasihat qilishini, amru ma'ruf nahy munkar qilishini xohladi. Topib bordi, kirishlikka chodiriga izn so'radi. Ruxsat berishdi. Sufyon aytdi: "Ey Amirul Mu'minin, pulni isrof qilayotganingiz eshitdim. Nech pul bilan keldingiz?" dedi. Xalifa: "Nimaga so'rayapsiz?" dedi. Sufyon aytdi: Amirul Mu'minin Umar ibn Hattob roziyallohu anhu haj qilgani kelib 16 dinorni sarflab bo'lib turib Baytul Moldan isrof qilib qo'ydingiz-da deganida. Umar ibn Hattob 16 dinorni sarf qilib turib Baytul Moldan isrof qilib qo'ydingiz degan. Deganida xalifaning yonida turganlar g'azablanib, "Ey, xalifa ham shunaqa deydimi? Qanaqa odamsiz?" deb aql o'rgatmoqchi bo'lganida Sufyon unga qarab, "Vallohi" dedi. "Fir'avnni Haman halak kıyanıdı" dedi. Firavun'un Firavun buluşuyor, senge uçuyken yanıdaki vazirleri, maslahçıları sebep bugün. Bir antası nasihat kımayken, ahir mey ana rabbukumul ala, minsilerde hudayiler mende varken. Senge uçuyenler öldürken Firavun diyem dedi. O devlette, memlekette bulurken hem işlerden padişahı haberi buluşu, mahal iş. Köp neseden haberi bu muydu? Yanıdakiler yaf koyadı. Demek bir tanatun saliha, kişinin yanındaki kişileri salih insanlar buluşturuyor gerek. Yakışmaz bu işinizde bir şey tergap dursa, münkerden teyiladı. Vallahi Firavun'la haman zayi kıyken yani dedi. Yani sen ve sen yokuşurkenler halifanı adaşlı yol açıp birisiler dedi. Halife bu kişiye cin bul dedi. Kişi sözünü tüketmesin dedi. Sufyan-ı Savri nasihatını kıldı, çıkıp gitti. Halife yanında ileriye karayıp durup, Şunga o'xshagan odamlardan uyalinadi dedi. Yani shunga o'xshagan odamlardan uyalish kerak dedi. Yani shuncha odam bittasi nasihat qila olmagan xalifaga. Qo'rqanidanmi yoki mansabidan ayrilib qolishdan qo'rqanidanmi? Endi odam mana qildi bora aytish kerak, qo'y. Men yomon ko'rib qolmasin, qo'y, undan ko'ra. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bir munkarni ko'rsalar o'rnida tuzatardilar. Bir yigit uzuk taqib olgan edi tilladan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nima bu dedi? Ha, uzuk tilladan. Yeş bunu dedi, yeşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescidde otururkenlerde bir kişi gelip namaz okudu. Nere veri okudu namazını? Resulullah'ın meclisine gelip otururkenlerde de tur, bari başkattan oku, sen namaz okumadın. Bir neşimete tekrarladı. Resulullah'ın münkerdi körgenlerde de orada da ıslah kılardılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler, Men ra'a minkum munkeran fel yugayyirhu biyedihi.
Kimiler bir münker işte görseler, koliler bilen teyip koyular. Eğer kolu bilen teyişki kadir olmasa, tili bilen teyip koysun. Nasihat koysun. Eğer onge hem kadir olmasa, kalbi bilen teysin. Lekin bu imanın en zayıfı. Ayçlik yem yaramazlık. Allah Teala bu ümmetini maktagen. Milleti falan çubogenlik için maktamagen. Közü kaşı manakı bogenlik için maktamagen. Bitti sıfatı için maktagen. Estağfirullah. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. İnsanlarga çıkarılgan ümmetlerini en yaxşısı sizlar bo'ldinglar. Nima uchun? Yaxshilikka buyurasizlar, yomonlikdan qaytarasizlar va Allohga iymon keltirasizlar. Mana shu sifat bo'lsa, biz maqtalgan ümmet bo'lamiz. Maqtalgan o'sha ümmet biz bo'lamiz. Agar bizda amr ma'ruf, nahy munkar bo'lsa. Endi Banu Isroilni qarang buni muqobilida. Ular amr ma'ruf nahy munkar qilganmi? Nimaga o'zlarining payg'ambarlari o'zlarining qavmini la'natlagan? Astagfirullah. Lu'ina alladhina kafaru min bani Isroila ala lisani Davud va Isa ibn Maryam, zalika bima asaw va kanu ya'tadun. Banu Isroil orasidan kofir bo'lgan kimsalar Davud va Iso ibn Maryam tilidan la'natlangandirlar. Bunga sabab ularning qilgan isyonlari va tajovuzkor bo'lganlaridir. Kan ulayatana huna munkarin fa'lu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Ular bir-birlarini qilgan noloyiq ishlardan qaytarmas edilar. Bu qilmishlari na qadar yomon ish. Kichkina bolangizdan bir noto'g'ri fe'l sodir bo'lsa qaytarasiz. Bir marta, ikki marta qaytarasiz, bola tushunadi, demak shu narsa yaxshi emas ekan deydi. Agar indamasangiz nima bo'ladi? Albatta, muslih, isloh qiluvchi kishilar bilan mufsid, fosil kishilarning o'rtasida katta farq bor. Kim yaxshilikka buyuradi, kim yomonlikka buyuryapti, Alloh albatta bilib turadi. Alloh ko'rib turibdi. Amr-u ma'ruf nahy munkar qilish oson ish emas-da. Ulamolar aytadi, amr-u ma'ruf nahy munkar islomning 6-chi ustuni deydi ayrim ulamolar. İmon, namoz, roza, zakot, hajmi 5-chi ustuni, 6-chi ustuni amr-u ma'ruf nahy munkar deyishadi. Luqmon hakim nasihat qiladi o'g'liga. Astagfirullah. Ya bunayya Aqimis salata va amur bil ma'ruf va nahy anil munkar wasbir ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Ey o'g'ilcham, namozni qoyim qiling. Yaxshilikka buyuring, yomonlikdan qaytaring va sabr qiling. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytarishlik qiyin ish. Bu narsani odam gapirganda albatta odamlardan azor, aziyatlar keladi. Orqasidan albatta sabr qilishligini eslatyaptiki, bu ish mehnat mashaqqatsiz bo'lmaydi. Qiyin, senga nima deydi? To'g'ri o'lib ketmaysan, menga nima deysiz? Yo'q. Bu payg'ambarlarga aytilgan gaplar. Seni ishing nima biz bilan, baribir meni tort degan. Lekin payg'ambarlar u aziyatlarni ko'targan, yana nasihat qilishga o'rgan. Aksincha, yuziga tupursa ham, bo'yniga ichiga shavo tashab qo'ysa ham sajda qilganda payg'ambarimiz qavmini duoibat qilmaganlar. Parvardigor qavmimni kechir, zero ular nima qilayotganligini bilishmayapti. Aziz ibn Abdissalom ulug' solih kishilardan edi. Ayit kuni, ayit bayrami kuni sulton saroyida, qasrida munkar ishlar bo'layotganligini xabar eshitdim. Qarang ulamolar qanaqa bo'lgan u davrda. Aziz ibn Abdissalom sultonning qasriga bordi. To'g'ri kirib bordi. Agar sulton bu dunyoda podshosi, dunyoda raisi bo'lsa, Aziz ibn Abdissalom din ulamolarning podshosi. Din rahbarlaridan, din peshvolaridan. Odamlar ko'rib haybatlanishdi. To'g'ri sultonning oldiga kirdi, aytdiki, "Ey sulton, seni yurtingda musiqa, munkar, aroq va raqsni borligini qanday qabul qilasan? Qanday qilib bu ishlarni o'zingni yurtingda bor bo'lishiga ruxsat berasan?" dedi. Sulton javob berdi, "Men qilganim yo'q bularda. Mendan burungilarning ishi bu," dedi. "Men kelganimda hammasi o'zi shunaqa edi ekan," dedi. "Nima deysiz, to'g'ri-da?" "To'g'ri aytdi." "Unda nima ayb?" "Aziz ibn Abdissalom nima dedi?" Axir Alloh taolo Qur'onda "Inna vajadna abana ala umma va inna ala atharihim muqtadun." Sen shunaqa deydiganlardanmisan? Nima degani edi bu? Kofirlar aytishgan edi. Albatta bizlar ota bobolarimizni bir millat, din ustida topganmiz va albatta bizlar ularning izlaridan borib hidoyat topguchidirmiz deydiganlardanmisan? Ota bobomiz ichib kelgan, biz ham ichaveramiz. Ota bobomiz shunaqa to'y qilib kelgan, biz ham qilaveramiz. Ota bobomiz shu toqqa qo'y so'yib kelgan, so'yaveramiz. Biz ham o'shalardanmizmi? Ha, otalarimiz qilgan bo'lsa bilmay qilgandir.
dinni tushunmaganligidan qilgan turib, endi ularni qilgan ishini qilib ketaveramiz deyishligimiz aqldan bo'ladimi? Sen shunaqalardanmisan dedi. Sultan atrofdagilardan bittasi turdida Izzibn Abdussalomni tinchitib qo'ymoqchi bo'ldi. Sultan aytdi, jim bo'ldi. Jim bo'ldi dedi. Sözüm tugatib olsin dedi. Nasihatini qildi, qasrdan chiqib ketdi. U solihlar insonlar mana shunday edi. Ammo biz shunday bir zamonda yashayapmizki, yonimizdagi sherigimizga, yonimizdagi birodarimizga, jo'ramizga nasihat qilgani jur'atimiz yo'q bo'ldi. To'g'rimi? Payg'ambarimiz aytganlar, "Ida ro'ayta ummati tahabu an taqula liz-zolimi ya zolim faqat tawaddi minhu." Agar meni ummatimni ko'rsangiz, zolimga, "Ey zolim" deya olmayotgan bo'lsa, xayrlashavering bu ummat bilan degan ekan. O'sha mahallamizda batarinlik qilayotgan u sultonmas u qo'mondonmas u siz bilan bizga o'xshagan oddiy fuqaro. Shunga ham borib, "Ey, o'chir uningni." İçipsem uyinga kirib ket demasdan qo'qib qochib yuribdimi hamma? Yo bir qandaydir bilagida quvvat olsa urib qo'ymasin deb qochib yuribdimi zolimlik qilayotgan bo'lsa ham? Bu ummatni bilan assalomu alaykum deb. Xayrlashib ko'r bu ummat bilan. Kattalarda ham ayb bor. Kattalarda ham innamaysizlar. Kattalar ham innamay kirib ketib qolibdi uyga, qo'y deb. Agar meni ummatim zolimni yuziga, "Ey zolim!" deyishga yaramay qolgan bo'lsa Assalomu alaykum. Falavla kana min al-quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard. Qarang. Alloh taolaning balosi kelib qirilib ketdi bir qavmlar, xalqlar. Alloh taolay aytadi. Bas sizlardan avvalgi asrlarda o'tganlar orasida ham yerda buzg'unchilikdan qaytaradigan boqiy din egalari bo'lganlari edi. Agar ularni ham qaytaradigan odamlar bo'lganida qirilib yo'qolib ketmas edi. O'sha qaytaradiganlar yo'qligi uchun ketdi. Shuning uchun Alloh taolay aytadi: "Va ma kana robbuka liyuhlika al-qura bi zulmin va ahliha muslihun." Parvardigoringiz u shaharlarning o'zlarini tuzatib, haq yo'lga yurgan aholisini zulm bilan halok qilgan emasdir. Allohdan balo keldimi, qirilib ketdimi? Alloh zulm qilmadi. Ular o'zlarini isloq qilishmay qo'yuvdi. Ular tavba qilishmay qo'yuvdi. Amri ma'ruf nahi munkarni uni tushgan edi. Yana shunaqa ishlar ham bor. Namoz o'qiydi, roza tutadi, masjidlarga keladi, lekin aytib o'tdik, munkarlarni musulmonlarning orasida paydo bo'lishiga yo'l ochib berishadi. Va idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Unaqa odamlarga fasod tarqatmanglar yerda desangiz, biz isloh qiluvchilarmiz deydi. Ogoh bo'lingki, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari bu narsani sezmaydilar. Val takum minkum ummatun yad'una ilal khayr. Oralaringizda yaxshilikka da'vat qiladigan, ibodat itoatga buyuradigan, isyon gunohdan qaytaradigan bir jamoat bo'lsin. Hammamiz o'shunga bo'lishimiz kerak. Munkarni ko'rdingmi, tuzatishligimiz kerak. Ammo munkarni ko'rganda innamasdan ketadigan odamlar, bunaqa odamlar ko'paygan sari jamiyat inqirozga tushadi, birodarlar. Meni ishim nima? O'lib ketmaydi, o'tib ketyaptimi? Mahallada paydo bo'lgan munkar qo'shnining tomida yonayotgan o'tga o'xshaydi. Tek qo'ying, uni tomi kuyib bo'lgan ekan, siz tomingizga o'tadi. Albatta o'tadi, xotirjam bo'ling. O'sha qo'shnining tomida o'chirib qolsangiz, o'chirib qoldingiz. Falonchini bolasi mana bir noma'qul ish bilan mashg'ul bo'lib qopti, deb eshitdingiz, shuni tiymadingiz, sizni bolangiz ham unga ilashib qolishidan omonda emas. إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةَ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Albatta iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bordir. Alloh bilur, sizlar bilmassiz. Odamlar bor. Odamlarni yaxshilikka buyuradi, yomonlikdan qaytaradi. Yani odamlar bor, odamlarni yaxshilikdan qaytaradi, yomonlikka buyuradi. Albatta bu ikkisining misoli hargiz teng bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo amri ma'ruf qiladigan solih bandalardan qilishini so'raymiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu